Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle izlerken suçlu hissedeceğiniz saçma sapan TikTok'lara bakacağız. Videoya geçmeden önce beni Instagram'dan takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Hepinizi oraya bekliyorum. Bu videoya da like'ınızı atıp güzel bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi de 0 TL'ye ailemize katıldıysanız serice videoya geçiyoruz. 800 bin olmamıza çok az kaldı. Lütfen bize destek olun. Ekrana garip garip bakmaya hazır mısınız? Abla dondurmayı tersten yiyor ya. Yani ne gerek vardı? Aynen bu şekil yani. Suyu kapatıp ellerini yıkamak gibi bir şey. Dondurmayı niye ters yer ki insan? Önce dondurmayı yalarsın, yutarsın. Ondan sonra dibine gelince de çikolatası olur onun mis gibi. Onu yersin biter. Benim şimdi kaydı kapatıp videoya devam etmem gibi bir şey. Aranızda hiç çiğ süt içen var mı? Yani bu kadar çiğini muhtemelen hiç içmediniz. Direkt kaynaktan. Yani o ineğin memesinden direkt ağzına. Yani bence içilmemesi lazım sanki ya. Bilmiyorum. Çiğ süt içiliyor mu? Yani direkt oradan alıp içersek bir şey olmasın? Ne bileyim, karnımız falan ağrımasın? Ablaya yemeğinin yanında sos göndermişler ama sosun haline bakar mısınız? Ya çürümeyi geçmiş artık, bu çürüme de değil. Bu çürümenin 10 level ötesi falan. Sarı sarı bir şeyler var orada. Ne sosu ya bu? Sos değil, slime olmuş bu artık. Bu kokutmuştur bile ortalığı. Şimdi videonun en boş boş bakacağınız bölümüne geldik. Dondurmayı yıkıyor ve diyor ki dışındaki çikolatası zararlı, içindekini yiyin tatlı tatlı. Evet, bunun amacı neydi? Videoyu normal olarak izleyebilen var mı? Yani şöyle izlemeyen var mı? Allah komşunun da hayırlısını versin ya. Abi havalandırmaya süt dökmek nedir? Yani o süt her geçen gün daha da kötü kokmaya başlayacak ve temizleyemezsiniz yani. Ortalık o kadar kötü kokacak ki anlatamam. Tuvalet mi burası? Ne o? Tuvaletin arkasında, aynanın arkasında bir tane oda var. Nasıl ya? Çek abi, bir daha göster. Gerçekten direkt bir oda var ya abi. Bunun hilesini falan biliyorsunuz değil mi? Böyle parmağınız değiyorsa bir şey oluyordu, değmiyorsa bir şey oluyordu. Onu bütün aynalı yerlere uygulayın. Sizin için sürprizim var. Ne o? Ay, bu videoyu bildim. Çok kötü. Bir sürü örümcekler, bir de altına cute yazmış ya. Aynen, gerçekten çok cute. Dünyada bundan daha cute bir şey görmedim yani. Abi ne kadar korkusuzsun ya. Ayrıca o kadar örümceğin o kesenin içinde ne işi var? Böyle mi doğuyor yani örümcekler? Kardeşime yardım ederken odasında bunu buldum, yatağının altında. Ay, bu ne ya? Bu herhalde 6 yıl boyunca her gün giyilmiş bir çorap, artık kalıp olmuş. Bence kardeşinle biraz daha konuşmaya çalış. Biraz daha ne bileyim, ona ilgi göster. Ekrandan şu an kokusu geldi o çorabın. Dışarıdan yemek söylemiş birileri. Hamburger söylemiş. Hamburgerin içine etten farklı bir şey koymuşlar. Ne koyabilirler ki diye düşünüyorsunuz. Abi kurabiye koymuşlar ya. Çaklı çip denen şey var ya, onu koyup göndermişler. Ne alaka ya? Ya nasıl bir kafa karışıklığı bu? Onu koyan kişinin muhtemelen işte son günü. Ya, kafan karışır, peynirli olacak hamburgeri peynirsiz yaparsın. Ne bileyim işte, ketçap sıkma demiştir, sen sıkarsın falan da. Köfte yerine çaklı çip nedir ya? Bu ne? Duvarda? Duvarda virüs var ya. Duvarda korona var abi, bu nedir? Bakteri mi bu? Yürüyen ne olduğunu anlamadım ki. Eline sargı sardın. Tamam. Ne oldu? Sonunda ne çıkacak acaba ya? Ya çok kötü bir görüntü ama. Böyle bir şeyi niye gördük ya? Çok rahatsızım ayrıca şu an ellerinin bitişik durmasından. Allah'tan elimiz böyle değil ya. Düşünsenize, kocaman bir tırnak var. Abi dışarıdan eve geldi. Bir eve bakıyor güzel güzel. Ondan sonra diyor ki ya anahtarlarımı koyacak yer yok. Ben anahtarlarımı nereye koyacağım acaba derken duvara saplıyor. Çok gereksiz bir video yani. Duvarı delmene ne gerek vardı? Arabanın anahtarını belki bozdun, yamulttun falan. Hiç gerek yoktu ki. Bardan çaldığınız en iyi itemi gösterin. Lan ne demek? Bardan bunu mu aldın? Nasıl başardın peki ya? Abi bir insan bunu nasıl çalabilir? Koskoca iki tane koltuk, bir tane de masa var. Sen bunu nasıl çıkardın ya? Adam bardan, bak yine şaşırdım ya. Bu kadar da olmaz ama ya. Günah günah, kul hakkı. Ha, daha deminki hamburgerin içine koydukları şey bu işte de. O süt bozuk herhalde ya. Ha, bunun üretim merkezi gibi bir yerde miyiz? Tamam, bunlar öyle oluyor, öyle oluyor. Çok güzel dondurma mı oldu? Bu ne oldu ya? Ha, slime mi o? Abi gerçekten artık slime yasaklansın ya. Ya böyle gerçek görünümlü slime'lar beni gerçekten her seferinde kandırıyor. Hesabı bu sefer ben ödeyeceğim dedim. 45 dolar tamam. O ne? Ay böcek, ne alaka? Ha, yemekten böcek çıktı deyip hesabı beleşe getireceksin ha. Aynen ya, zaten adamlar da hiç böceği incelemeyecekler değil mi? Para mı ya bunlar? Parayı çamaşır makinesinde yıkıyor mu şu an? Nasıl ya?
Abi para ıslanınca ama yırtılır. Bayağı deterjana falan buladı. Oho. Nasıl oluyor ya? Ayrıca bir insan parayı niye yıkar? Onu da anlamadım ki. Bu da kurutma makinesi herhalde. İyi, güzel güzel. 10 numara tertemiz paraların oldu da niye yani, onu anlamadım. Ayrıca sizce orada ne kadar para var? Ben tahmin edeyim bir 500 dolar vardır. Bu ne? Matkabın ucuna çatal, ucuna sosis. Ne o? Aa, o programlardan. Anladım. Abi hepsini sana atıyorsun da bir baksaydın keşke ya kimle eşleştiğine. Siz bu videoyu kimlere göndereceğinizi biliyorsunuz. Dünyanın en iyi şakası bence bu olabilir. Bütün ikonları değiştirmiş. Neye basarsanız basın oyun açıyor. Abi buna nasıl uğraştın peki ya? Bakın normal sayfalar onlar. Bu onun yaptığı sayfalar. Nereye girerse girsin oyun açılıyor. Mesela mesaj yazmak istediği zaman da bir şeyler yazıyorsunuz. Hay falan diye orada küfür çıkıyor. Bunu tam olarak nasıl ayarladın öğrenebilir miyim? Vazgeçtim ama yapmayacağım ya. Şimdi yaparım birisine sinirlenir, telefonunu kırar falan. Hiç uğraşamam ondan sonra. Yemek mi o eline aldın? Abi yemeği falan niye avuçluyorsunuz? Annenin suratına attın ha? Geçmiş olsun kardeşim, seni çok iyi bilirdik. Çok iyi bilirdik evet. Artık sen yoksun. Kaç para verseler şu hareketi yapabilirsiniz? Ben hiçbir paraya yapmam bunu. Kız kardeşimin bikinisini giydim. Niye? İnşallah kamerayı kendine çevirmezsin ya. Abi bak abla bile bakmak istemiyor yani. İnşallah görmeyiz. Yapmayın böyle şakalar ya. Hiç hoş bir görüntü çıkacağını düşünmüyorum. Trick shot videosu ne alaka peki? Geliyor geliyor. Girecek mi? Abi nasıl girmez ya? Bu girmedi. Bu da girmedi. Hiç girmeyecek herhalde. Abi sen boşa çekiyorsun herhalde. Yalnız o ilk gelen bayağı girdi. Sonra da vallahi ben de rahatladım ya. Bu ne? Bir şaka videosu falan mı? O poşeti oradan bağlıyorsun ama ablanın hiç haberi yok. Ablanın hisleri zaten hiç gitmiş. Bak hala fark etmiyor. Nasıl fark etmezsin ya? Poşetler gitti. Dünyanın en saçma videosu değil miydi ya? Bak oradan da biri takıldı düştü falan. Bu videoya kurgu diyen gerçekten hiçbir şey bilmiyordur. Horror movies be like. Korku filmlerinde ne oluyor acaba? Hep böyle olur diyor. Aynen, camdan geçen birisini görür. Ondan sonra gözlerini ovuşturur, kimseyi görmez. Kapıya çıkar bir bakar. Ondan sonra ormana dalar herhalde. Tamam, sağa sola bakar. Genellikle korku filmleri böyle oluyor. Ondan sonra biraz daha gittin. Gitme artık. Geri gel artık. Ondan sonra geri gelir. Tamam. Kapıyı kapatırsın. Ondan sonra içeriden çıkar değil mi? Hep böyle olur. Hiç şaşmaz abi. Korku filmleri hep böyle oluyor. Gülmekten ağlıyorum. Niye? Bu nasıl bir görüntü ya? Efekt mi bu? Filtre değil mi? Lütfen. Filtre. İyi tamam, filtre çıktı. Bir an çünkü algılayamadım yani. Ne olduğunu anlamadım. Ayrıca bu filtre çok kötü ya. Surat falan mı koyuyor? Sakal falan yapıyor. Benim bunu kesinlikle denemem lazım. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlerken suçlu hissedeceğiniz saçma sapan TikTok'lara baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve her gün böyle eğlenceli videolar istiyorsanız videonun altındaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde aramıza katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.